Arkadaşlar merhaba. Hepinize iyi Ramazanlar diliyorum. Geçen dersimizde arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmaları, SEM Barış Antlaşması'nı ve Milli Mücadele döneminde basın yayını işleyip Kurtuluş Savaşı muharebeler döneminde de sadece Doğu cephesini işlemiştik. Bugün arkadaşlar Güney ve Batı cephesini işleyeceğiz. Güney cephesi. Biz Güney cephesinde arkadaşlar kimlerle savaştık? Güney cephesinde Fransız ve Ermenilerle savaştık. Burada arkadaşlar Ermenilerin işi ne? Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde savaş devam ederken 1915 yılında Ermeniler Ruslarla işbirliği yapınca Osmanlı Devleti de tescil yasasıyla Ermenileri zorunlu olarak göçe tabi tutmuştu ve doğudaki Ermeniler Suriye, Lübnan civarına göç ettirilmiş. Bir kısmı da arkadaşlar buralara gelerek buralarda Fransızlarla işbirliği yaparak işgallere başlamışlardır. Fransız ve Ermeniler de savaştık. Güney cephesinin arkadaşlar özelliği şu: düzenli orduların savaşmadığı tek cephedir. Düzenli orduların savaşmadığı tek cephe. Burada arkadaşlar Kuvayi Milliye veya Milis Kuvvetler adını verdiğimiz halkın oluşturduğu birlikler mücadele etmiştir. Düzenli ordular hiçbir şekilde mücadele etmedi. Milis Kuvvetler veya Kuvayi Milliye adını verdiğimiz birlikler mücadele etti. Bu arada arkadaşlar bazı önemli Kuvayi Milliye liderleri ve önemli kadın kahramanlarımız var. Onların adını kısaca söyleyelim. Bir tanesi arkadaşlar Kara Fatma. Diğer adıyla Fatma Seher Erdem. Bursa, İzmit civarında önemli kahramanlıkları bulunan, önemli yaraları bulunan kahramanımız. Şerife Bacı. Ben genelde arkadaşlar Şerife Bacı adını duyduğumda benim de çok sevdiğim Şerife Bacım var. Kendisi felsefe öğretmeni, Yargı Akademi'deydi kendisi ve benim gerçekten çok sevdiğim bir bacım. Şerife Bacı adını duyduğumda hep aklıma o gelir. Şerife Bacı, İnebolu'nun gururudur. Birazdan size İnebolu'dan bahsedeceğim. Çete Emir Ayşe, Aydın'da. Kavacı Fatma, Adana'da. Yine Tayyar Rahmiye, Adana'da. Ve arkadaşlar en önemli kadın kahramanlarımızın başında da gelen Halide Edip adı var. Onbaşı rütbesini alan kadın kahramanımız. Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Sinekli Bakkal gibi önemli eserleri bulunan arkadaşlar kadın yazarımız. Aynı zamanda Mustafa Kemal'in isteğiyle Yunus Nadi Abalıoğlu ile birlikte Anadolu Ajansı'nı kuran kişi Halide Edip adı var. Halide Edip Adıvar'ın şöyle bir özelliği var. İlk önce arkadaşlar Amerikan mandasını savunuyor. Wilson Prensipleri Cemiyeti'nin üyeleri arasında, hatta kurucuları arasındadır. Ama Wilson Prensipleri Cemiyeti arkadaşlar zamanla zararlı hale gelince Halide Edip Adıvar Wilson Prensipleri Cemiyeti'nden ayrılıp Mustafa Kemal'in isteğiyle Anadolu Ajansı'nı kurdu. Kiminle beraber kurdu Anadolu Ajansı'nı? Yunus Nadi Abalıoğlu'yla beraber kurdu. Şimdi tekrar arkadaşlar Güney cephesine dönüyoruz. Dedi ki burada Kuvayi Milliye birlikleri mücadele etti. Bu mücadele sırasında öne çıkan kahramanlarımız var. Şimdi gelelim arkadaşlar Fransızlara. Fransızlar güneyde işgallere başlıyorlar. Ama şöyle diyorum arkadaşlar. Şuna bakın, özellikle dikkat ediyoruz. Önemlidir. Urfa, Antep, Maraş. Maraş, Urfa, Antep. Mondros'tan sonra ilk önce arkadaşlar buralar İngilizler tarafından işgal edildi. Urfa, Antep ve Maraş'ı Mondros'tan sonra işgal eden ilk devlet kim oldu? İngiltere. Daha sonra Paris Barış Konferansı sırasında yapılan
Suriye İtilafnamesi ile İngiltere arkadaşlar Urfa, Antep ve Maraş'ı Fransa'ya bıraktı. Mondros'tan sonra ilk işgal eden İngiltere oldu. Paris Barış Konferansı'nda Musul ve Arabistan toprakları karşılığında arkadaşlar İngiltere, Urfa, Antep ve Maraş'ı Suriye İtilafnamesi ile Fransa'ya bıraktı. Fransa da bölgedeki Ermenilerle işbirliği yapıp işgallere başladı. Bunun üzerine arkadaşlar halkın kendisi mücadeleye başladı. Önce arkadaşlar illerin kurtarılma sırasıyla başlayalım. Maraş, Urfa, Antep. Arkadaşlar bu illerin kurtarılma sırası. Maraş, Urfa, Antep. İlk önce Maraş, daha sonra Urfa, en sonunda da Antep düşman işgalinden kurtarıldı. Şöyle de arkadaşlar, muadil diyebiliriz. Tabi herhangi bir anlamı yok. Son harflerde de aslında gidebiliriz. Maraş, Urfa, Antep. Son harfleri de şah diye kodlayabilirsiniz. Aklınıza şah diye bir anda otursun. Şimdi gelelim arkadaşlar bu illere. Ya da önce illerde şöyle yapalım. İllerin sembolü haline gelen kahramanlar. Maraş'ta arkadaşlar Süccimam, Rıdvan Hoca. Mesela kalesinde Türk bayrağı dalgalanmayan bir yerde ben namaz kıldırmam diyen ünlü kahramanımız arkadaşlar Rıdvan Hoca. Urfa'da Yüzbaşı Ali Sahip Bey. Antep'te ise arkadaşlar Şahin Bey. Mücadelenin en önemli kahramanlarından, en önemli simalarından birisidir Şahin Bey. Asıl adı Yüzbaşı Sait Bey. Şahin Bey yine arkadaşlar Karayılan Kilis'in arkadaşlar sembolüdür aynı zamanda Karayılan. Meşhur onun için şiir yazılmış. Karayılan der ki harbe oturak. Kilisinlerinden kelle getirek, nerede düşman görsek orada bitirek, vurun Antepliler namus günüdür. Sürerim sürerim gitmez kadana, Fransız kurşunu geçmez adama, varın söyleyin de garip anama, analarda böyle yiğit doğurur. Karayılan için söylenmiş olan arkadaşlar önemli bir şiirimizdir bu. Şahin Bey, Karayılan, Şehit Kamil bunlar da arkadaşlar mücadelenin önemli sembolleri, önemli kahramanlarıdır. Şimdi gelelim arkadaşlar başka bir kısma. İllere ünvan verilme sırasına. İlk ünvan 1921 yılında Antep'e verildi. Gazi. Daha sonra Maraş'a arkadaşlar ünvan verildi. 1973'te kahraman. Ve 1984 yılında da arkadaşlar Urfa'ya ünvan verildi. Ama arkadaşlar unutmayın ilk ünvan alan ilimiz Kars'tır. Gazi ünvanını almış Osmanlı Devleti döneminde tabii ki bu ünvanı alıyor arkadaşlar. Ünvan alma sırasında arkadaşlar bu şekilde. Başka bir kısımda ise şunu verelim. Bu illere arkadaşlar daha sonra İstiklal madalyası veriliyor. 1925 yılında Maraş ve İnebolu'ya İstiklal madalyası verildi arkadaşlar. 2008 yılında Antep'e ve 2016 yılında da arkadaşlar Urfa'ya İstiklal madalyası verildi. Benim arkadaşlar önemsediğim kısımlardan biri İnebolu'dur. Daha önce KPSS'de de soruldu 2014 sorusu. İnebolu arkadaşlar şurası bakın. Şurası
İnebolu, Kastamonu, İnebolu. İstiklal madalyası alan ilk yer. Ve arkadaşlar, Kurtuluş Savaşı'nda bizim İkmal Limanımızdır. Kurtuluş Savaşı'nda İkmal Limanı olarak geçen yer neresiymiş? İnebolu. Arkadaşlar bakın, İstanbul'dan kaçırılan cephane önce İnebolu'ya getiriliyor. Daha sonra arkadaşlar İnebolu'dan Kastamonu'ya, Kastamonu'dan Çankırı'ya, Çankırı'dan Ankara'ya getirilip buradan da arkadaşlar Batı cephesinde bulunan birliklere gönderilmiştir. O zaman arkadaşlar bakın, güzel bir abi daha yazıyorum. İnebolu. Önemlidir bu. Kastamonu. Çankırı. Ve arkadaşlar Çankırı yok diyelim şıklarda. Çankırı yoksa şunu alıyorsunuz. Ilgaz. Ve en son Ankara. İnebolu, Kastamonu, Çankırı, Ankara. Çankırı ya da diğer adıyla Ilgaz diyoruz arkadaşlar. Bu bizim neyimiz? İstiklal yolu olarak bilinen yer arkadaşlar. İnebolu, Kastamonu, Çankırı, Ankara. İstiklal yolunun güzergahı önemlidir. Unutmuyoruz arkadaşlar. İnebolu, Kastamonu, Çankırı, Ankara. Çankırı yoksa ne diyoruz? Ilgaz. Bu şekilde arkadaşlar İnebolu ilk istiklal madalyası alan yer. İnebolu'daki kürekçilere istiklal madalyası verilmiş. Ama kürekçiler arkadaşlar bunu kabul etmemiş. Mücadeleyi tek başına değil İnebolu'nun tamamının yaptığını söyleyince İstiklal Madalyası İnebolu'nun tamamına verilmiştir. İstiklal Madalyası alan yerler 1925 Maraş, İnebolu, daha sonra arkadaşlar 2008 Antep, 2016 Urfa. Güney Cephesi arkadaşlar ne zaman kapandı? Güney Cephesi 20 Ekim 1921 yılında Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması ile kapandı. Ankara Antlaşması Sakarya Savaşı'ndan sonra yapıldığı için arkadaşlar Ankara Savaşı'nın maddelerini Sakarya Savaşı'nı işlediğimiz zaman söyleyeceğim. O zaman bakın şunu diyoruz. Güney Cephesi Batı Cephesi'nde alınan bir askeri başarıdan sonra kapandı. Güney Cephesi Batı cephesinde alınan bir askeri başarıdan sonra kapandı. Batı cephesinde alınan Sakarya başarısından sonra arkadaşlar Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması'yla Batı cephesi kapandı. Unutmuyoruz. Batı cephesindeki başarı sonucunda arkadaşlar bir başarı sonucunda Güney cephesi kapandı. Şimdi artık bütün ağırlık nerede? Batı cephesinde arkadaşlar. Tekrar şimdi şöyle diyoruz. Biz güneyde kimlerle savaştık? Arkadaşlar Fransız ve Ermenilerle savaştık. Urfa, Antep, Maraş bizim için önemli. Urfa, Antep ve Maraş Mondros'tan sonra ilk önce İngiltere tarafından işgal edildi. İngiltere tarafından önce işgal edildi. Paris-Barış Konferansı'nda yapılan Suriye İtilafnamesi ile İngiltere burayı Fransa'ya bıraktı. Musul'a ses çıkarmaması karşılığında. Daha sonra Fransızlar arkadaşlar Ermenilerle işbirliği yapıp işgalere başladılar. Biz önce Maraş'ı, daha sonra Urfa'yı, üçüncü olarak da Antep'i düşman işgalinden kurtardık. Burada Sütçü İmam Rıdvan Hoca, Urfa'da Ali Sahip Bey, Antep'te Şahin Bey, Karayılan, Şehit Kamil, mücadelenin öncüsü, sembolü olan kişiler. İllerin ünvan alma sırası 1921 yılında Antep'e Gazi, 1973 Kahraman Maraş, 1984 Urfa Şanlı. Arkadaşlar şuraya Şanlı diyoruz.
Pardon. Bu da İstiklal Madalyası alan yerler. 1925 yılında ilk İstiklal Madalyası kime verildi? İnebolu'ya ve Maraş'a. Önce İnebolu, sonra Maraş. 2008 Antep, 2016 Urfa'nın düşman işgalinden kurtarıldı. 11 Nisan günü, 11 Nisan 2016'da Urfa'ya İstiklal Madalyası verildi. İnebolu bizim ikmal limanımızdı arkadaşlar. İnebolu, Kastamonu, Çankırı, Ankara. Bu güzergah İstiklal yolunun güzergahıdır. Güney cephesi ne zaman kapandı? Güney cephesi Sakarya Savaşı'ndan sonra Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması ile kapandı. Ne dedik? Güney cephesinde hiçbir şekilde düzenli ordular mücadele etmedi. Milis kuvvetler veya Kuvayi Milliye birlikleri mücadele etti arkadaşlar. Güney cephesi bu şekilde sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Batı cephesi kısmına geçiyoruz. Güney cephesini işledik. Güneyde biz kimlerle savaşmıştık? Fransız ve Ermenilerle savaştık. Batı'da kimlerle savaşacağız? Batı'da sadece ve sadece Yunanlar yani Rumlar ile mücadele ettik. Arkadaşlar sorularda mutlaka karşınıza gelecek. Kurtuluş Savaşı'nda arkadaşlar biz kesinlikle İngiltere ve İtalya ile herhangi bir sıcak savaşa girmedik. Kurtuluş Savaşı'nda İngiltere ve İtalya ile hiçbir şekilde sıcak bir silahlı çatışma yaşanmadı diyoruz arkadaşlar. Buna dikkat. İngilizler zaten arkadaşlar maşalarını sürmüşler öne. İngilizlerin maşası kim? Yunanlar. Peki Batı cephesi arkadaşlar ne zaman açıldı? Batı cephesi Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinde alınan karar üzerine kuruldu. Kurulması diyorum. Balıkesir, Alaşehir kongrelerinde alınan karar üzerine kuruldu Batı cephesi. Burada arkadaşlar Batı'da genellikle küçük küçük birlikler bulunmaktaydı. Kuvayi Milliye birlikleri vardı ve bu Kuvayi Milliye birlikleri arasında herhangi bir komuta birliği yoktu. Yani tam bir merkezleri bulunmamaktaydı. Kendi başlarına mücadele ediyorlardı bu Kuvayi Milliye birlikleri. Düzensizler, düşmanı tam olarak durduramıyorlardı. Bunun için Kuvayi Milliye birlikleri arasında bir bütünlük sağlamak, bir komuta birliği, kumanda birliği sağlamak için Sivas Kongresi'nde arkadaşlar. Sivas Kongresi'nde komuta birliği sağlandı. Batı cephesinde bulunan Kuvayi Milliye birlikleri arasında komuta veya kumanda birliği Sivas Kongresi'nde sağlandı. Nasıl? Sivas Kongresi'nde Batı cephesi komutanlığına Ali Fuat Paşa atandı. Böylece Kuvayi Milliye birlikleri tek bir çatı altında birleşmiş oldu. Batı'da arkadaşlar Kuvayi Milliye'nin açtığı ilk cephe. Kuvayi Milliyecilerin Batı'da açtığı ilk cephe Ayvalık cephesidir. Batı'daki arkadaşlar ilk mücadele ise Batı'daki ilk mücadele hangisi? Batı'daki arkadaşlar ilk mücadele Ödemiş mücadelesi şöyle geçer. İlk kurşun savaşı diye geçer. Sakın
İzmir'in işgali sırasında atılan, arkadaşlar bir kurşunla karıştırmıyoruz bunu. Komutanı kim arkadaşlar? Komutan Ali Çetinkaya. Önemli bir komutanımızdır arkadaşlar Ali Çetinkaya. Kuvayi Milliye birlikleri ilk arkadaşlar ciddi mücadelesinde Yunanlara karşı başarılı olamayacak. Mücadelenin adı ne? Kuvayi Milliye Yunanlarla yaptığı Gediz muharebelerini kaybetti. Kim vardı başında? Ali Fuat Cebesoy. Ali Fuat Paşa vardı Kuvayi Milliye'nin başında. Bu arkadaşlar ne diyoruz? Gediz muharebeleri Kuvayi Milliye'nin yenilgisidir. Dikkatli olun. Kuvayi Milliye'nin yenilgisiyle sonuçlandı Gediz muharebeleri. Gediz muharebelerinin sonucunda arkadaşlar Batı cephesi ikiye ayrıldı. Batı cephesi kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrıldı. Kuzeyde arkadaşlar kim olacak? İsmet Paşa. Kuzeyde İsmet Paşa, güneye ise Refet Bey, Refet Paşa atandı. Kuzey kısmına İsmet İnönü, güney kısmına ise Refet Bey atandı. Peki Gediz muharebelerinde komutan kimdir? Ali Fuat Paşa. Ali Fuat Paşa'ya ne oldu? Ali Fuat Paşa arkadaşlar silahlı mücadeleyi beceremedi. Onun için onu kalem işine atacaklar. Ali Fuat Paşa nereye atanacak? Ali Fuat Paşa Moskova Büyükelçiliğine atandı. Yeni Türk Devleti'nin ilk büyük elçisi Ali Fuat Paşa. Önemli bir eseri de var. Sınıf arkadaşım Atatürk diye arkadaşlar. Sınıf arkadaşı Mustafa Kemal Ali Fuat Paşa'nın eseridir. Moskova Büyükelçiliğine atandı. Yeni Türk Devleti ilk büyükelçiliğini Moskova'da açtı. İlk büyükelçimiz ise kim? Ali Fuat Paşa. Evet, tekrar ediyorum. Gediz muharebelerinde Ali Fuat Paşa Yunanlara karşı başarılı olamadı. Bundan dolayı Batı cephesi komutanlığından alınıp Moskova Büyükelçiliğine atandı. Yeni Türk Devleti'nin ilk büyükelçisi oldu Ali Fuat Paşa. Batı cephesi Gediz muharebelerinden sonra ikiye ayrıldı. Kuzey ve güney olmak üzere kuzey kısmına İsmet İnönü, güney kısmına ise Refet Bey atandı. Ve arkadaşlar önemli bir sonucu da şu: Gediz muharebelerinin sonucunda artık Kuvayi Milliye kaldırıldı. Yerine düzenli ordu kuruldu. Diğer adı neydi düzenli ordunun? Merkez ordusu kuruldu arkadaşlar. Sonuçları: Batı cephesi ikiye ayrıldı. Ali Fuat Paşa Moskova Büyükelçiliğine atandı. Düzenli ordu kuruldu. Kuvayi Milliye kaldırıldı. Çünkü Kuvayi Milliye arkadaşlar düşmanı durdurmakta başarılı olamadı. Bir de Kuvayi Milliyeciler genellikle halkı arkadaşlar kendilerine göre cezalandırmışlar. İhtiyaçlarını halktan zorla karşılamışlar. Onlar genelde bölgesel kurtuluşu düşünüyor. Ama Mustafa Kemal bütün yurdun kurtuluşunu düşündüğü için artık Kuvayi Milliye kaldırıldı. Yerine düzenli ordu kuruldu. Düzenli ordunun kurulmasının arkadaşlar zorunluluğu da nerede anlaşıldı? Gediz muharebeleriyle anlaşıldı. Şimdi düzenli ordunun arkadaşlar yaptığı savaşlar sırayla: birinci İnönü, ikinci İnönü, Eskişehir, Kütahya, Sakarya, Büyük Taarruz. Bakın şöyle bir sırayla yazayım arkadaşlar. Birinci İnönü. İkinci İnönü.
Eskişehir, Kütahya. Sakarya Meydan Muharebesi. Büyük Taarruz. Bu savaşlardan arkadaşlar ilk dördü savunma. Tek Taarruz Savaşı, Büyük Taarruz, adı üstünde zaten Taarruz diyor. Arkadaşlar Büyük Taarruz son yıllarda birçok kez soruldu ama diğer adıyla. Bakın Büyük Taarruz Savaşı'nın diğer adları. Başkomutanlık Meydan Muharebesi 1. Şöyle yapalım. Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Dumlupınar Meydan Muharebesi. Bu soruldu arkadaşlar. Mustafa Kemal tarafından Rum Sındığı Savaşı olarak belirtilen savaş hangisidir diye. Rum Sındığı. Bir de ta arkadaşlar Malazgirt Savaşı'nı işlediğimiz zaman söylemiştik. Bir de biz bu savaşa yurt kurtaran savaş diyeceğiz. Büyük Taarruz, Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Dumlupınar Meydan Muharebesi, Rum Sındığı Savaşı ve arkadaşlar yurt kurtaran savaş hangisi? Büyük Taarruz. Sakarya Savaşı'nın diğer adı ise arkadaşlar Merhame-i Kübra. Kübra büyük, büyük kıyım, kanlı kıyım anlamına geliyor. Ve arkadaşlar Sakarya'nın bir adı da şu, Subaylar Savaşı diyebiliriz. Bunlar da Sakarya Savaşı'nın diğer adları. Merhame-i Kübra veya Subaylar Savaşı. Arkadaşlar, şimdi şöyle, birinci yönü, ikinci yönü Eskişehir, Kütahya. Bunlarda komutan İsmet Paşa, Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde ise Mustafa Kemal komutanlık yaptı. Birinci ya da şöyle diyelim, İnönü Savaşları, Sakarya, Büyük Taarruz. Bu savaşların geçtiği tepeleri söyleyelim. İnönü Savaşları, Metris Tepe, Sakarya, Dua Tepe, Büyük Taarruz, Koca Tepe. İnönü Savaşları Metris Tepe, Sakarya Savaşları Dua Tepe, Büyük Taarruz Koca Tepe. Savaşlardan arkadaşlar bakın şöyle, kazandıklarımızın yanına tik atacağım. Birinci yönü, ikinci yönü Sakarya, Büyük Taarruz. Bunları kazandık. Sadece bir tanesinde yenildik. Eskişehir, Kütahya'da yenildik. Düzenli ordunun ilk yenilgisidir bu. Şöyle genel bir arkadaşlar savaşların özelliklerini vermeye çalıştım. Birinci İnönü Savaşı'yla başlayacağım şimdi. Birinci İnönü Savaşı'nın nedenleri. Aslında arkadaşlar şöyle, birinci İnönü, ikinci İnönü Eskişehir, Kütahya, Sakarya. Burada saldıran kim? Yunanlar. O zaman bu dört savaşında ortak nedeni şu arkadaşlar. Birinci amaç şöyle, savaşın birinci nedeni arkadaşlar Yunanların Ankara'yı ele geçirip milli mücadeleyi tamamen
sona erdirmek istemeleridir. Birincisi bu. İkincisi, CERN antlaşmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne zorla kabul ettirmek. Bakın, Ankara'yı alıp milli mücadeleyi sona erdirmek, sevgi Türk tarafına zorla kabul ettirmek. Birinci yönü, ikinci yönü Eskişehir, Kütahya ve Sakarya savaşlarının ortak nedenidir. Birinci yönü savaşının bir nedeni de şu, bu sırada Yunanlarla önemli bir Kuvay Milliye liderimiz ittifak yapmış arkadaşlar. Yunanlarla ittifak yapan komutanımız kim? Çerkez Ethem. O zaman bir amacı da şu, Yunanların bir amacı da şu, Çerkez Ethem isyanını başarıya ulaştırıp Türk tarafını iyice zor duruma düşürmek. Ankara'yı alıp milli mücadeleyi sona erdirmek, Sevdi Türk tarafına zorla kabul ettirmek ve Çerkez Ethem isyanını başarıya ulaştırmak. Arkadaşlar, savaş Yunanların taarruzuyla başladı. Savaşın geçtiği yer arkadaşlar şurası. Savaş Eskişehir yakınlarındaki İnönü mevkilerinde geçti. Savaş Yunanların taarruzuyla başladı. İsmet Paşa komutasındaki Türk ordusu burada Yunanları yenilgiye uğrattı ve Yunanlar geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu da arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu düzenli ordunun ilk başarısı oldu. O zaman arkadaşlar TBMM'ye bağlı düzenli birlikler ilk askeri başarılarını nerede kazandı derse ne diyoruz? Tabii çoğunuz ne dediniz? Birinci İnönü. Ama yanlış arkadaşlar. Bakın soruyu nasıl sordum? TBMM'ye bağlı düzenli ordular ilk askeri başarısını Doğu cephesinde Kazım Karabekir komutasında Ermenilere karşı kazanmıştı. Eğer şöyle deseydim, TBMM'nin kurduğu düzenli ordunun ilk askeri başarısı deseydim, o zaman birinci İnönü savaşı diyebilirdik. Düzenli ordu ilk askeri başarısını kazandı ve halkın TBMM'ye ve düzenli orduya olan güveni arttı. İsmet Paşa generalliğe terfi etti. Bakın mücadelemizi daha önce kiminle verdik? Kuvay Milliye ile verdik. Ama Kuvay Milliye başarılı olmadı. Ondan dolayı neye döndük? Düzenli orduya. Ve düzenli ordu arkadaşlar ilk askeri başarısını kazandı. Bu da bizim için bir ne oldu? Milat oldu diyoruz arkadaşlar. Birinci İnönü Savaşı'nın sonuçlarını şöyle bir kodlayacağım. Milat diye kodluyoruz. Birinci İnönü Savaşı bizim için bir milat oldu arkadaşlar. Düzenli ordunun ilk askeri başarısıdır. İsmet Paşa generalliğe terfi etmiştir. Çerkez Ethem isyanı sona erdirildi. Diğer önemli sonuçları milat diye kodlayacağız. Arkadaşlar şöyle Moskova Antlaşması, İstiklal Marşı, Londra Konferansı, Afgan Dostluk Antlaşması, Teşkilat-ı Esasiye yani diğer adıyla 1921 Anayasası. İsterseniz arkadaşlar kronolojik olarak gideyim. İlk gelişme Teşkilat-ı Esasiye'dir. 20 Ocak 1921. 20 Ocak 1921'de yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye 1921 Anayasası kabul edildi. Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası ve milli egemenlik ilkesinin kabul edildiği ilk anayasa. Milli egemenlik ilkesinin kabul edildiği ilk anayasa. Peki milli egemenlikten ilk bahsedilen yer neresiydi? Amasya Genelgesi.
milli egemenlik ilkesinin kabul edildiği ilk anayasa 1921 anayasası. Bu anayasamada 4 anayasamızın da ortak özelliğidir. 21, 24, 61 ve 82 anayasalarının ortak özelliği 4'ünün de milli egemenlik ilkesini kabul etmiş olması. Arkadaşlar, çift dereceli seçim sistemi belirlenmiştir. Seçmen yaşı 18, seçim süresi 2 yıldır. Meclis hükümeti sistemi benimsenmiştir. Meclis hükümeti sisteminde meclisin başkanıyla hükümetin başkanı aynı kişidir ve unutmuyoruz, bakanlar meclis içerisinden tek tek oylanarak seçiliyordu. İşte bu durum hükümet bunalımlarına daha sonra neden olmuştur. Bakanların seçiminin tek tek yapılması hükümet bunalımlarına neden olmuş. Bu durumda daha sonra Cumhuriyet'in ilanını hızlandırmıştır. Güçler birliği ilkesini arkadaşlar kabul etmiş. Yasama, yürütme ve yargı yetkileri tek elde toplanmıştır. Yasama, yürütme ve yargı yetkileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanmış. Güçler birliği ilkesi. Arkadaşlar ekstra bir not söyleyeyim. Türkiye'de güçler ayrılığı ilkesi ilk kez 1961 anayasasında kabul edildi. Genel özellikleri bu. Temel hak ve hürriyetlere yer verilmemiş arkadaşlar. Ayrıntılı bir anayasa değildir. Çerçeveli bir anayasa ve tek yumuşak anayasamızdır. Yani değiştirilmesi kolay. Ya da ne diyoruz arkadaşlar, yumuşak anayasa içerisinde değiştirilemez hükümlerin yer almadığı tek anayasamızdır. 1921 anayasası. İkincisi arkadaşlar Londra Konferansı. Tarihimiz şu. 21 Şubat 12 Mart 1921. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra İtilaf Devletleri Londra'da arkadaşlar bir konferans toplamışlardır. Konferansı toplamalarındaki amaçlar. Arkadaşlar şöyle isterseniz tarihleri verip ondan sonra tek tek işleyeyim isterseniz. Tekrar yazıyorum, milat, İstiklal Marşı, Yunan ordusuna
Savaşı'nda yenildi ya, Yunan ordusunun toparlanmasını sağlamak. Onlara zaman kazandırmak. Bir diğeri arkadaşlar. Burada İtilaf devletleri şunu yapıyorlar. Londra Konferansı'na İstanbul hükümetiyle TBMM'yi birlikte davet edecekler. Amaç ne? TBMM ile İstanbul hükümeti arasında ikilik çıkarmak, onlar arasındaki görüş ayrılığından faydalanıp sevri kabul ettirmek. Şunu düşünüyorlar. Biz TBMM ile İstanbul hükümetini beraber çağırırsak bunlar aralarında anlaşamazlar. Biz de bu durumdan faydalanıp sevri onaylatırız diye düşünüyorlar kafirler. Bir diğer ise arkadaşlar, itilaflar şunu düşünüyorlar. Eğer TBMM katılmazsa konferansa bir propaganda faaliyeti başlatmayı düşünüyorlar. Şu arkadaşlar, başlatacakları propaganda, Türkler barışa yanaşmıyor diyecekler. Eğer TBMM katılmazsa Türkler barışa yanaşmıyor şeklinde bir propaganda faaliyeti başlatmak. Bakın, Londra Konferansı'nın toplanma amaçları 1. Sevri yumuşatarak Türk tarafına kabul ettirmek, 2. Yunan ordusuna zaman kazandırmak, yani Yunanların toparlanmasına fırsat vermek, TBMM ile İstanbul hükümetini beraber çağırıp aralarında görüş ayrılığı yaratmak ve eğer TBMM katılmazsa Türkler barışa yanaşmıyor şeklinde bir propaganda faaliyeti başlatmayı düşünüyorlar. Ama şimdi dedik ki TBMM ile İstanbul hükümetini birlikte çağırıyorlar dedik. Ama arkadaşlar, bunlar İstanbul hükümetini önce doğrudan davet ediyorlar. Önce İstanbul hükümetini doğrudan davet ediyorlar. Ve İstanbul hükümetine şunu diyorlar. Gelince yanınıza TBMM'den de birkaç temsilci alın diyor. Yani bunlar TBMM'yi doğrudan tanımak istemiyorlar. Böyle olunca Mustafa Kemal de konferansa kimseyi göndermeyecek. Bunun üzerine İtilaf devletleri arkadaşlar, İtalya aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi doğrudan İtalya aracılığıyla konferansa davet edilmiştir. TBMM doğrudan İtalya aracılığıyla konferansa davet edildi. Bunun üzerine Mustafa Kemal kimi gönderdi arkadaşlar? İstanbul Hükümeti adına katılan kişi Tevfik Paşa. TBMM adına katılan kişi ise bizim ilk Dışişleri Bakanımız olan Bekir Sami Bey. Bekir Sami'nin arkadaşlar soyadı da Kundu olacak. Bekir Sami Bey bizim ilk Dışişleri Bakanımız. Konferans arkadaşlar 21 Şubat tarihinde başladı. Konferansta İngiltere, Fransa, İtalya temsilcilerin konuşmalarını yaptılar. Söz sırası İstanbul Hükümeti'nin temsilcisi Tevfik Paşa'ya geldi. Ve Tevfik Paşa da kürsüye çıkarak tek bir cümle sarf etti. Söz hakkı Türk milletinin gerçek temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir diyerek sözü Bekir Sami Bey'e bıraktı. Söz hakkı Türk milletinin gerçek temsilcisi olan TBMM'nindir dedi. Böylece İtilaf devletlerinin planları da suya düştü. Onlar ne diyorlardı? İki taraf birlikte gelir, aralarında görüş ayrılığı çıkar, biz de bundan faydalanıp sevri imzalatırız diye düşünmüşlerdi, onaylatırız diye düşünmüşlerdi. Ama yanıldılar. Tevfik Paşa buna fırsat vermedi. Böylece Tevfik Paşa'da milli mücadele yanlısı olduğunu kanıtladı arkadaşlar. Bekir Sami Bey kürsüye çıktı ve Misak-ı Milli'den biz taviz vermeyiz deyince
Konferans hiçbir karar alınmadan dağıldı. Arkadaşlar, konferansın önemine en önemli kısmı TBMM İtilaf Devletleri tarafından ilk kez hukuken tanınmış oldu. Önemlidir arkadaşlar, bileceğiz. İtilaf Devletleri TBMM'yi konferansa davet etmekle TBMM'nin hukuki varlığını ilk kez tanımış oldular. Bekir Sami Bey ne dedi? Biz Misak-ı Milli'den taviz vermeyiz dedi. Böylece konferans hiçbir karar alınmadan dağıldı. Ama konferanstan sonra Bekir Sami Bey hayatının en büyük hatasını yaptı. Gidip İngiltere ve Fransa'yla esir değişimine dair antlaşmalar yaptı. İkili antlaşmalar yaptı. Ama bu antlaşmalardan TBMM'nin haberi yok arkadaşlar. TBMM'nin haberinin olmasını bir kenara bırakın. Antlaşmalar eşitliğe tamamen aykırı. Yani Misak-ı Milli ruhuna tamamen aykırıdır. Mesela örnek sadece sallıyorum. Diyor ki arkadaşlar, İngilizler 100 esir bırakacak, Türk tarafı 270 esir bırakacak. Fransa 150 esir bırakacak, Türk tarafı 300 esir bırakacak. Eşitlik var mı? Yok. Misak-ı Milli ruhuna uygun mu? Hayır. TBMM'nin haberi var mı? Yok. Bekir Sami Bey bu ikili antlaşmaları yapmış. Daha sonra getirip antlaşmaları TBMM'ye sunmuş. Ama Mustafa Kemal bu antlaşmaları arkadaşlar onaylamadığı gibi Bekir Sami Bey'i de görevinden alıp yerine Dışişleri Bakanlığı'na Yusuf Kemal Tenbiş edilmiştir. Bekir Sami Bey 1. İnönü Savaşı'ndan sonra İngiltere ve Fransa ile yaptığı ikili antlaşmalardan dolayı görevinden alındı. Yerine Dışişleri Bakanlığı'na Yusuf Kemal Tengirşek atandı. Lozan Antlaşması öncesine kadar Dışişleri Bakanı artık Yusuf Kemal Tengirşek. Evet arkadaşlar, şimdi ne yaptık? Teşkilat-ı Esasiye işledik. Londra Konferansı'nı işledik. Gelelim Afgan Dostluk Antlaşması'na. 1 Mart 1921'de TBMM ile Afganistan arasında yapılan bu antlaşmayla TBMM'yi tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan olmuştur. TBMM'yi tanıyan ilk yabancı devlet kimdi? Gümre Antlaşması'yla Ermenistan. TBMM'yi tanıyan ilk Müslüman devlet 1 Mart 1921 Afgan Dostluk Antlaşması'yla Afganistan oldu. TBMM'yi tanıyan ilk yabancı devlet Ermenistan, ilk Müslüman devlet Afganistan oldu. Ve arkadaşlar, Mustafa Kemal bu antlaşmaya şöyle bir maddenin konulmasında kabul etti. Türkiye Afganistan'a öğretmen ve subay göndereceğini de kabul etmiştir diye. Mustafa Kemal Afganistan'a öğretmen ve subay göndereceği teminatını da vermiş arkadaşlar. Bu antlaşmayla diyoruz. Bunu da geçtik. Şimdi gelelim arkadaşlar bizim İstiklal Marşımıza.
Birinci İnönü Savaşı sonuçları bakımından biraz uzun arkadaşlar. İstiklal Marşı'nın kabulü 12 Mart 1921 arkadaşlar. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra İstiklal Marşı'nın yazılması için arkadaşlar bir yarışma düzenlenmiş. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra İstiklal Marşı'nın yazılması için yarışma düzenleyen kurum aşağıdakilerden hangisidir? 2011 sorusu bu. Maarif Vekaleti, yani diğer adıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir yarışma düzenlendi arkadaşlar. O dönemdeki Milli Eğitim Bakanımız kim? Hamdullah Supi Tanrı Över. Hamdullah Supi Tanrı Över. Ve Hamdullah Supi Tanrı Över arkadaşlar, İstiklal Marşı'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okuyan ilk kişi. Onun için Hamdullah Supi Tanrı Över'e Milli Hatip denilmektedir. Unutmuyoruz. Sorulmadı daha Milli Hatip, sorulabilir. Milli Eğitim Bakanlığı arkadaşlar bir yarışma düzenledi ve yarışmaya birçok şiir katıldı. Kazım Karabekir de katılıyor şiirleriyle. Ama arkadaşlar şöyle bir durum var. Birinci gelecekli olan şiire büyük bir altın ödülü verileceği söylenince bu sırada Mehmet Akif Ersoy şiir yazmayacak ödül konulmasından dolayı. Daha sonra ödülü kaldırılıp arkadaşlar bir vakfa bağışlanacağı söylenince Mehmet Akif Ersoy da şiiriyle katılmış ve arkadaşlar katılan yüzlerce şiir arasından, onlarca şiir arasından Mehmet Akif Ersoy'un şiiri birinci seçilmiş ve Mehmet Akif Ersoy şiirini yazdıktan sonra da arkadaşlar ne demiştir? Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmayı nasip etmesin demiştir. İstiklal Marşı'nı Mehmet Akif Ersoy nerede yazdı arkadaşlar? Soruldu. Güncel bilgiler kısmında soruldu. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı Taceddin Dergahı'nda yazdı. Arkadaşlar İstiklal Marşı'nın bakın burada bir detaydır bu. Kabulü 1. İnönü Savaşı'ndan sonradır. Okunması 2. İnönü Savaşı'ndan sonradır. İstiklal Marşı 1. İnönü Savaşı'ndan sonra kabul edildi. 2. İnönü Savaşı'ndan sonra ise okundu. İlk okuyan kim? Hamdullah Supi Tanrı Över. Milli Hatip. İlk Milli Eğitim Bakanımız arkadaşlar. İstiklal Marşı'nı nerede yazdı Mehmet Akif Ersoy? Taceddin Dergahı'nda yazdı. Peki Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı kime hitapen yazdı? Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı kahraman Türk ordusuna ithafen yazmıştır. Ve İstiklal Marşı'nı Mehmet Akif Ersoy en büyük eseri olan Safahat'a almamıştır arkadaşlar. Eserlerini topladığı Safahat'ta İstiklal Marşı yoktur. Çünkü bu benim değildir diyor. İstiklal Marşı kahraman Türk ordusunundur diyor. Onun için arkadaşlar eserine almamıştır Safahat'a. Kahraman Türk ordusuna ithaf edildi. Burayı görmüştük arkadaşlar, hatırlayalım. İstiklal Marşı'nın yayınlandığı ilk gazete, İstiklal Marşı'nın yayınlandığı ilk dergi. İstiklal Marşı'nın arkadaşları yayınlandığı ilk gazete Kastamonu'da çıkan Açık Söz gazetesi. İstiklal Marşı'nın yayınlandığı ilk gazete.
İstiklal Marşı'nın yayınlandığı ilk dergi, yazarları arasında Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu Sebilür Reşat dergisidir. İstiklal Marşı'nın yayınlandığı ilk gazete Açık Söz, İstiklal Marşı'nın yayınlandığı ilk dergi Sebilür Reşat dergisi arkadaşlar. Peki, dedik ya, ödül vardı, ödül bir kuruma, bir hayır kurumuna bağışlanacaktı, bir vakfa. İstiklal Marşı'nın arkadaşlar, ödülü nereye bağışlandı? Orduya elbise diken arkadaşlar, dikim evi, diğer adıyla Darül Mesaiye bağışlanmıştır. İstiklal Marşı'nın gelirinin bağışlandığı kurum arkadaşlar Darül Mesai veya diğer adıyla dikim evi, orduya elbise diken yer arkadaşlar Darül Mesai. Peki gelelim İstiklal Marşı'nın bestecilerine arkadaşlar. İstiklal Marşı 1930'a kadar kimin bestesiyle okundu? 30'dan sonra kimin bestesiyle okundu? 1930'a kadar Ali Fuat, pardon, Ali Rıfat Çağatay, 1930'a kadar Ali Rıfat Çağatay'ın, 30'dan sonra ise arkadaşlar, 1930'dan sonra ise Osman Zeki Üngör'ün bestesiyle okunmuştur. İstiklal Marşı'nın arkadaşlar bestecisi 1930'a kadar Ali Rıfat Çağatay'ın bestesiyle okundu. 1930'dan sonra ise Osman Zeki Üngör'ün bestesiyle okunmuştur. Bu arada arkadaşlar ek bir şey söyleyeyim size. Konuyla alakası yok. Sormaklar 10. yıl marşı. 10. yıl marşının arkadaşlar bestekarı kimdir? Cemal Reşit Rey. 10. yıl marşının bestekarı. Söz yazarları kim 10. yıl marşının söz yazarı? Behçet Kemal Çağlar. 10. yıl marşının arkadaşlar söz yazarı Behçet Kemal Çağlar, bestekar Cemal Reşit Rey. İstiklal Marşı'nın bestekarı 1930'a kadar Ali Rıfat Çağatay bestesiyle okundu. 1930'dan sonra Osman Zeki Üngör'ün bestesiyle okundu arkadaşlar. Moskova Antlaşması kaldı. Şimdi arkadaşlar Moskova Antlaşması'na da birazdan geçeceğim.